Ali Karahasanoğlu. Koçu koruyan savcı Akkaş'la Can Dündar ne görüşmüş olabilir? Cumhuriyet gazetesi yöneticileri hakkında iddianame hazırlanmış. Solcu yazar geçinenlerin, Kemalist gazetenin yöneticisi olarak kendini takdim edenlerin, dindar insanları FETÖ'cülerle kol kolaydınız diye suçlayan Atatürkçü gazetecilerin ne mal oldukları ortaya çıktı. Benim telefonumda Ekrem Dumanlı'nın numarası kayıtlı değildir. Zaman gazetesinden şu yöneticinin, bu yöneticinin telefonunu bilmem. Ama kendilerini kökten FETÖ karşıtı gibi gösteren Cumhuriyet gazetesinin elemanlarına, yazarlarına bakıyoruz. Kadri Gürsel'inden Aydın Engin'ine, Hikmet Çetin Kaya'sına kadar hemen hepsinin baylokçu FETÖ'cülerle yakın diyaloğu var. Ne diyelim, her iki taraf için de kutlu olsun. FETÖ'cülerin de gerçek yüzü Cumhuriyet Gazetesi ile kurdukları irtibat sayesinde ortaya çıkmış oldu. Cumhuriyet Gazetesi'ndekilerin de FETÖ'cülerle yakın muhabbeti çizgilerindeki tutarsızlığı ispat etti. İki tarafta riyakar çıktı. İki tarafında halkın karşısındaki yüzüyle kapalı kapılar ardındaki yüzünün aynı olmadığı tescillendi. İddianamede Cumhuriyet Gazetesi'nin ettiği zararlardan tutun, gazetenin kirli propagandasını sürdürmek için hangi kaynakların kullanıldığına dair çok geniş bilgiler var. İstanbul ve Ankara'daki taşınmazlar değerinin altında satılarak gazeteye kaynak aktarılmak istenilirken bir taşla iki kuş vurulmak istendiği, hem taşınmaz değerin altında satılıp zimmete para geçirildiği hem de cepten yerek yalan manşetlerin sübvanse edildiği ortaya çıktı. Ama benim iddianamede en çok dikkatimi çeken Muammer Akkaş ismi oldu. 25 Aralık darbe girişiminde emniyete gönderdiği gözaltı kararlarıyla operasyonu başlatan, sonra da adliye önünde bildiri dağıtan savcı Muammer Akkaş'ın esas özelliği Tuncay Özkan'ın AK Parti'yi devirmek için kurduğu Kanal Türk ile Koç arasındaki ilişkiyi inceleyen soruşturma dosyasını yıllarca rafta bekletmesiydi. Düşünebiliyor musunuz? Koç'un Kanal Türk'le ilginç reklam ilişkisinde daha yeni yayına başlayan bir televizyona peşin peşin verilen 2-3 yıllık reklam parasının absürtlüğü bir yana izlenirlik oranı ne olacağı bilinmeyen bir kanalın en çok izlenen 3 kanalın fiyatlarıyla reklam alması da ayrı bir fecaat. Aslında o soruşturma dosyasında sadece Kanal Türk Koç arasındaki bu anormal ilişki değil, Koç'la Cumhuriyet Gazetesi arasındaki anormal ilişki de kenarından köşesinden masaya yatırılıyordu. Ama ne olduysa FETÖ'cü savcının soruşturduğu Koç'un medya sektöründeki aktif rolü birdenbire rafa kaldırılmıştı. Değişik iddialar dile getirilmişti. Koç'la Pensilvanya anlaştı uzlaştı denildi. Buna delil olarak koç grubunun FETÖ kontrolünde düzenlenen Türkçe olimpiyatlarına sponsor olması gösterildi. Bir başka varsayıma göre ise Kanal Türk FETÖ'cü Akın İpek tarafından bedavaya satın alındığı için dosyanın koç bölümü göz ardı edildi denildi. Hangi gerekçeyle oldu Tam olarak bilemiyoruz ama sonuçta o dosya yıllarca rafta kaldı. 17-25 Aralık'tan sonra da o dosya raftan indirilemedi indirilemediği için de Cumhuriyetle kol kola giren FETÖ 15 Temmuz'dan sonra dahi Koç ile beslenmeye devam etti. Merak ettim Cumhuriyet gazetesi yöneticileri hakkındaki iddianamede. Cumhuriyet FETÖ ilişkisine Koç penceresinden de bir bakış açısı var mı diye. Maalesef olaya bu açıdan hiç bakılmamış. Oysa Cumhuriyetle FETÖ'nün ilişkisini gözler önüne sermek için en güçlü deliller Koç Cumhuriyet ilişkisinden çıkar. Özellikle FETÖ'nün bir operasyonu olduğu ayan beyan bilinen MİT tırlarıyla ilgili tamamen çarpıtma iftiraları yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi'nin bu çizgisi netleştikten sonra Koç'un bu gazeteye bakış açısının değişmemesi, hatta daha da fazla oranda destekler tarzda bir tavır sergilemesi, bende acaba sorularının yoğunlaşmasına sebep olmuştu. Şimdi son iddianamede Cumhuriyet Gazetesi'nin o tarihteki genel yayın yönetmeni Can Dündar'la FETÖ'cü savcı Muammer Akkaş irtibatını da görünce eski sorular bende depreşti. FETÖ'nün savcısıyla Cumhuriyet'in Can arasında acaba hangi görüşmeler yapılmış olabilir? Savcı Akkaş'ın Koç'la bağlantılı bir soruşturma dosyasını yıllarca bekleten isim olması gerçeği karşısında. Koç-Cumhuriyet ilişkisinin 17 Aralık'tan sonra da artarak devam etmesinde acaba... Eski savcı Muammer Akkaş'ın bir rolü olabilir mi? Aklıma takılan bu soruyu hem Can Dündar'a hem FETÖ'cü savcı Muammer Akkaş'a hem de koç yöneticilerine sormuş olalım. Onlardan gelecek cevabı beklerken konuyla ilgili yetkili savcıların da dikkatlerini bu konuya çekmiş olalım. Can Dündar'la Muammer Akkaş'ın ilişkisini bu açıdan bir irdelesinler. Akkaş'ın rafta beklettiği dosyanın son dönemlerde izlenen tavırlarla bir ilgisi var mı ortaya çıkarsınlar. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit